Merhaba arkadaşlar, ben Feka Bolu. Umarım görüşmeyeli iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu haftanın konusu spor yay baklaları neden üst üste biner? Anlatacağımız bu konu gerçekten merak ve ciddi anlamda bir telaşlı durumdur. Detaylarıyla açıklığa kavuşturacağız. Öncelikle belirtmeliyiz ki bu durum tamamıyla araç mahallesiyle bağlantılı ve güvenlik odaklı üst üste binmesi. Çünkü araç muayenelerinde görebileceğiniz gibi içeri girdiği zaman aracınız otomatik liflerle dört tekerlekte yerden kesilecek şekilde yukarı doğru kaldırılıyor. Daha sonrasında da süspansiyonunuz üzerindeki alt ve üst çanaklardan yayların üst ve alt kısımları birbirine açma yapıyor mu ve takılı halde kalıyor mu diye bunu kontrol ediyorlar. Eğer bu yaylar çanaklardan kurtulup düşüyorsa zaten muayeneden geçemiyorsunuz. Bununla ilgili örnek vermek gerekirse engebeli bir yolda sürüş gerçekleştirirken bir çukura girdiğinizde bu sol ön amortisör de olur, sağ ön amortisör de olur, sağ arka veya sol arka da olur. Çukurun derinliğine göre amortisör bu darbeyi sönümlemek isteyeceği için ve emmek isteyeceği için aşağı doğru uzayacaktır. Dolayısıyla iki çanak arasındaki mesafe çoğalıyor. Yani bu halde birazcık daha basık halde dururken buradan baktığımızda sönümlemek istediğinde birazcık daha açılacak. Yani bu hale gelecek, maksimum orijinal haline gelecek. Bu konumdayken eğer çanaklardan kurtulursa bu sizler için zaten çok büyük bir sıkıntıdır. Ve hayati tehlikelere kadar, ciddi kazalara kadar sebebiyet verebilir. Bu anlamda da zaten spor yayların veya orijinal yayların kesilmesinin, işte preslenmesinin, ısıtılmasının tavsiye edilmemesinin sebebi de bu temelde yatıyor. Dolayısıyla spor yaylarda da belli araçlar üzerinde işte mesafeyi koruyabilmek için ne oluyor? Bu görmüş olduğunuz mesela Astra H arka yay, kendi elimizle bile sıkabildiğimiz zaman, daha doğrusu sıktığımız zaman görüyorsunuz, esneme payı ne kadar yakın bilmiyorum ama elimizle bile sıkabilecek rahatlıkta üretiliyor spor yayla. Bu da neden? İki çanak arasındaki mesafeyi tamamlayabilecek kadar bunu üretime sunuyorlar ve daha sonrasında satışa sunuluyor. Ardından siz farklı tipte istediğiniz zaman zaten bu şartlarda fabrikasyonun dışında bir üretim yapıldığında TÜV onayından geçmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde orijinal halinde kalması ve ardından araç yere tam bastığında dört tekerlek birden belli baklaların işte atıyorum 1, 2, 3 bunların üst üste binmesi kesinlikle bir problem teşkil etmiyor arkadaşlar. Darbeyi sönümlemek amaçlı öngörülen mühendislerin buna göre tasarlamış olduğu bir durum. Sizler için de, bizler için de bu durum kesinlikle bir problem değil, merak edilecek bir şey değil, telaş edilecek de bir şey değil. Tamamıyla güvenlik ve konforlu, sağlıklı bir sürüş gerçekleştirmek adına tasarlanmış, öngörülmüş bir durumdur arkadaşlar. Umarım bu soruyu da sizlerin kafalarında cevaplandırabilmişizdir. Bir sonraki videomuzda tekrar farklı konularla birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.